Yazar İksen Utlu'yla birlikteyiz. İksen'cim hoş geldin. Ahenk içinde şimdi bunu göstereceğim. Şöyle göstereyim. Ahenk içinde şimdi Trump ardından o bu hayatımıza bombardıman gibi şiddet, şiddet, şiddet. Yani senle nefes alamadık demin hazırlanırken. Evet. E nasıl ahenk içinde kalacağız İksen? Nasıl olacak o iş? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Gerçekten içinde bulunduğumuz çağ evet. e bizi e koparıyor. Doğru. Ve biz gerçekten de aslında bir parçası olduğumuz doğadan koptukça yani asıl olan o gerçek olan doğadan koptukça kendimizden de kopuyoruz ve savruluyoruz. Şimdi sen eğitimcisin. İlk sen evet. aynı zamanda benim eski de arkadaşım. Eğitimcisin. Aynı zamanda çocuk kitapları da yazıyordun. Hı hı. Şimdi sosyal medyada bir şeyler yapıyorsun. Yazarlık da yapıyorsun şimdi. Çocuk kitapta aslında ikisi de yazarlık ama hı hı. yani hepsinin ortak bir noktası mı var? Oradan mı çıktı bu doğaya dönüş? Ya da ya, ya da nasıl oldu bu e, yürüyüş diyeyim? Yani şöyle ben aslında içine doğduğum topraklar bana çok yardımcıydı. Doğayla birlikte büyüdüm. Ee, dolayısıyla hayattan beslenme alışkanlığım var. Özellikle de hayat derken e, doğaya dair her şeyden. Ee, bir şekilde bu hayattan beslenme alışkanlığım hayattan aldığımı Dönüştürerek kendi içimden Şeyi geçirerek vermek, evet. e, hayata tekrardan vermek gibi oldu. Yani üzerine çalıştığım bütün konular aslında hayatın içinden beslenip yani yazdığım kitaplar, e, sosyal medyada paylaştığım konular üzerine çalıştığım konular, eğitimciliğim. Hı hı. Onun dışında müzik çok seviyorum mesela, müzikle ilgileniyorum o. Hayatımda olan bütün alanlar aslında hayatın içinden beslendiğim, kendi filtrelerimden, dünyamdan geçirip tekrardan hayata sunduğum, hayatla paylaştığım alanlar diyebilirim. Peki bu kitaba dönüşmesi nasıl oldu? Çünkü sonuçta sen bir durdu, durdun, durdun, durdun. Bir dakika ya, yapabilirim mi e geldin sonra evet, değil mi? Yani evet. öyle o süreci bildiğim için sordum. Aha, aha. Yani ve ne demeye çalışıyorsun? Ara sıra dal geçiyorum ya bize de oluyor, sana da oluyor. Ya bırak ya millet neyle uğraşıyor, sen neyle uğraşıyorsun evet. diyen de oluyor. Evet, evet. Onlara da cevap vermek adına. Çünkü Hı -hı. bu bir yürüyüş ve yaşam biçimi diye düşünüyorum. Evet, evet. Bu tamamen benim kendi ihtiyacımdan. Yani ben de her insan gibi şu an içinde bulunduğumuz bu devirde beni çekiştiren uyaranlarla... Çok var değil mi? Evet ve de giyindiğim birçok rol içinde savrulurken buldum kendimi. Annelik var, eş var, değil mi? Kadın olmak var, var, var iş, güç var, Tabii. bitmeyen roller. Neler neler. Komşuluk var. Yani o kadar çok rolümüz var, var ki. Ve de bizler her birimiz elimizden geldiğince bütün bu rolleri layıkıyla yapmaya, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fakat zaman kısıtlı, roller çok derken o zamanın içinde bütün işimize, ailemize, yuvamıza Özenle gayretle ayırmaya çalıştığımız zamanlar içinde kendimize ne kadar zaman ayırıyoruz acaba? Kendimizle baş başa kaldığımız zamana ne kadar özen gösteriyoruz acaba? Çünkü biz bu zamanı ayırmadıkça adım 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 kendimizden uzaklaşmaya başlıyoruz. Hele ki Sen bu bunu anda... yaşadın mı bu süreci? Ben yaşadım. Evet Peki. yani 30'larımın başında bir yerde hani benim benim kendi özgün yolculuğumda 30'larıma denk geldi bu. Giyindiğim roller biraz daha artık şehrin içinde kalıp doğayla ne kadar temas içinde olsam da eskisi kadar zaman ayırmadığım Gerçekten dönemler. Belki de, Gerçek, de, yani evet. Gerçeklikten biraz kopmak gibi diyebilirim. Orada bir sıkışma ve kendi ihtiyacımdan yola çıkarak bir hatırlama çalışması yapmaya başladım. Yani bunun adı mindfulness, farkındalık olsun, nefes olsun. Artık birçok isim verebiliriz bunlara. Yani bizi aslında gerçeklikten koparan sistem <laughs> aslında binlerce yıldır. yıldır Dünyada olan bu öğretileri yeni yeni isimlerle bize tekrardan aslında sunuyor. Aslında öyle değil mi? Yeni bir şey evet. söylemiyor aslında. Hiçbiri söylemiyor Hiçbiri aslında. Hiçbiri söylemiyor ve ben şöyle diyorum yani insana dair hiçbir şey yeni olamaz zaten. Evet. Yani Devirler biz bizim özelimiz ne ki biz yeni keşfetmiş tabii olalım ki değil de. mi? Doğru. Dolayısıyla bu öğretiler yeni isimlerle karşımıza çıkıyor. Benim karşıma mindfulness olarak hı. çıkmıştı. Bana yeni bir şey söylemedi. Hı hı. Bana hatırlatmalarda bulundu. Ve ben buradan yola çıkarak kendimce şu sonucu ulaştım ve dedim ki yani bir insan olarak ben bu doğanın doğduğumdan itibaren e, bağlantıda kaldığım ara ara hayatın çekiştirmeleriyle unuttuğum bu bağlantımı hatırlamam bana gerçeği hatırlattı. Dünya bize şunu yapıyor aslında yeni çağ. ...sanki Doğan hükmeden gibi... Hı hı. ...kararlar alınıyor, veriliyor... ...kesiliyor ağaçlar, onlar yapılıyor, bunlar yapılıyor... ...marajlar, hoyratça... ...gerçekten... ...ve fakat aslında... Dikkatimizi doğaya verdiğimizde, ayırabildiğimiz zamanlarda. Bunun böyle çok uzun vakitler olması gerekmiyor. Çok doğru. Özünü dikip. Demin, demin sohbet ediyorduk. Bizim gündem yarım kaldı. Hakan Fida'nın açıklaması girdi. Önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Belki arıların nesli yok olmaya. Çok acı. Yani mesela Einstein'ın lafıydı değil mi? arılar giderse büyük yani insanlık da gider. Tabii. E, bununla ilgili mutlaka yayın yapacağım. Çünkü Tabii. gerçekten çok önemli. Bak bu gidiyor. Bir taraftan küresel ısınma. Yani... Ee, i̇şte ben hafta sonu Marmara Adası'yım. Marmara'nın suyu en soğuk sıcak. sudur. Şimdi sıcak. sıcak. Nasıl yani? Sen Bodrum'da yaşıyorsun Tabii. zaman zaman bazen Tabii. değil mi? Hissediyorsundur. Yani Kocaman bir döngü aslında bu hayatın döngüsü ve her şey görünmez bağlarla birbirine bağlı. İnsandan arıya, arıdan toprağa, topraktan yıldıza her şey birbirine bağlı. Ve hassas davranmamız gerekiyor ve Hiç e, gezegen artık çanlar çalıyor bize anlatıyor. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum yani bir insan çok insan. Her birimizin hayatımıza katacağımız farkındalık. Hani bu bir kendilik bilinciyle başlıyor. İnsan kendine karşı daha farkındalıklı yaklaştığında, doğaya karşı daha farkındalıklı yaklaştığında bütün davranışları alışkanlıkları değişiyor. Bir kişi çok kişi yakınındaki ne etkiliyor, o yakınındaki çevresini etkiliyor. Ne yapması lazım? Doğa'yı ne kadar, doğa'yı ne kadar içine sokabilir insan? Yani mesela şehrin ortasında oturuyor. Hı hı yani zaman zaman sana da bunu soruyorlardır. Hı -hı. Ya da işte geçimle uğraşıyor, canı çık Hı -hı. şey diyor, çıkıyor bilmem kaç saat çalışıyor. O kadar kolay Hı -hı. değil hakikaten. Hı -hı. Yani burada kendine nasıl zaman ayıracak? Ne diyorsunuz siz diye bizi izleyen olur. Hı -hı. Ben e, tersini düşünüyorum. Çünkü her zaman kendine zaman ayırabilir Hı -hı. insan ama sen ne düşünüyorsun? Yani bunu çok gözümüzde büyütmememiz gerektiğini düşünüyorum. Maalesef yani hayatımız tercihlerimizden oluşuyor aslında. Herkesin şehirde yaşaması gerekmiyor. Hı hı. Sadece şehirde yaşam yok. Şehir dışında da yaşam var. Böyle bir tercih olabilir. Hayır, şehirde yaşamamız gerekiyor. Bulunduğumuz yerde çok da ağaç yoksa yani illaki her sokakta bir ağaç yoksa da kendimiz dikebiliriz. Hı hı. Kendi bahçemizde. Yani kendi biraz evimizde. toprakla uğraşabiliriz. Biraz yani. toprakla uğraşabiliriz. Evet. Um, Farklı yollar deneyebiliriz hayatın içinde. Yani şunu diyorum, akşamları kafamızı kaldırıp gökyüzüne bakacak zaman, bir dakika da olsa yaratabiliriz, değil mi? Nefes Evimizdeki almanın. bitkiyle ilişki kuracak bir an yaratabiliriz. Bunlar çok zor değil aslında. Gandhi'nin bir lafını almışsın. Oğlum. Çok seviyorum. Bunu <laughs> okuyayım mı izninle? Lütfen. Söylediklerinize dikkat edin, Mahatma Gandhi'nin düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin. Duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin. Davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin. Alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin. Karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin. Kaderiniz olur. Evet. Yani daha net anlatan bir şey ne yok diye düşünüyorum. Yani. yani adam ta ne zaman söylemiş? Hala da pek Hadi. de şey almıyoruz. Hepsi insana dair, Hepsi insana dair konular ve devirlerdir, asırlardır, konu bir. Çocuk kitapları ne durumda? <laughs> Çocuk kitapları da ilki 2019'da çıkmıştı. Evet. Üzüntüyle Neşe Gezerler, Hep El Ele. Güzeldi, Hatta geçen evet. gün e, çok duygulandım. Beni tekrar oraya götürdü. E, ara ara kendi kitabıma da bakmak bana çok iyi geliyor. İnsanların paylaşımlarını görmek beni çok mutlu ediyor. <laughs> Ters yüz iki filmi bugünlerde vizyonda biliyorsun. Orada da bütün o karakterler, ya, duygular var. ne güzeldir. Var. Evet. E, tabii ki de ben de bütün işte kızımla birlikte e, uzun süre Uzak kaldığım o animasyon ve çocuk kitapları dünyasına kızım aracılığıyla geri dönmüştüm. Bütün onunla birlikte okuduğum o çocuk kitapları, seyrettiğim animasyon filmleri hepsinden etkili. Almıştım. Aslında ilk sen çok ilginç. Bütün hayatı orada görebiliyorsun. O masallarda, o çocuk kitaplarında. Ben çok önemserim çocuk kitaplarını çok. ve yetişken daha çok okudum yani çocuklar. Hı hı. Ee, çünkü orada bütün hayatı görüyorsun. Bütün çıplaklığıyla görüyorsun ve çocukların ne kadar saf olduğunu da görüyorsun Kesinlikle. yorumlarına baktığın zaman. Yani şunu düşünüyorum ben animasyonlarda, çocuk edebiyatı üreten bütün yazarlarda koca koca insanlar değil mi? Çocukluktan Tabii. geçmişler, yetişkin bireyler olmuşlar ve de bütün hayat boyu yaşadıkları şeyleri filtrelerinden geçirip hayatı az öz küçücük fıçıcık ee, olabilecek en yalın ve basit dille anlatmaya çalışıyorlar. Orada çok değerli bir öz olduğunu düşünüyorum. Hem lafıyla sözüyle hem de ilüstrasyonlarıyla. Güzel. Dolayısıyla yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de hem animasyon filmlerin hem de çocuk kitaplarının çok, çok değerli ve elzem düşünüyorum. var mı yeni çocuk işte İkincisi hazır. Aa süper. Evet Aha. yerini bekliyor, yerini bulmayı bekliyor. Yani aslında birkaç senedir hazır. İşte evet. ama pandemiden geçtik öyle böyle derken araya bu araya yetişkin bu, kitabı geldi. Aa, Aa, <laughs> yani, yetişkin öyle. kitabı diyorum buna değil ben aslında, geçenlerde. Birisi dedi ki yetişkin kitabı ne demek? Evet. Dedim ki ben daha çok çocuk kitabı <laughs> yazıyorum onun için. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> o yüzden dedim ya hani yazar vesaire <laughs> o halbuki o da yazar yani evet, ne fark eder evet. yani. Şimdi Trump'la açtım ya demin evet. hani Trump dedim. Şimdi Trump gündemimizde olduğu için Trump dedim. Hani onun gibi bir sürü şey e, Ukrayna ile başladı. İşte İsrail, Filistin'de neler yaşanıyor görüyorsun. Bu bir şiddettir devam Çok. ediyor. Ve bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Ama burada mesela kahkanın da bulaşıcı olduğu yazıyor evet. değil mi? Evet. Şimdi onun ondan da biraz bahsedelim evet. mi bitirmeden? Yani ben şöyle diyorum. Bu hayata geldiysek yaşamaya geldik değil mi? Evet her birimiz zorluklardan geçiyoruz kendi dünyamızda. Fakat bu hayatı da e, bir şekilde yaşayacağız. Hı hı. Ve ben şunu diyorum gündelik hayatımızın içinde de. Yani hayatın içindeki, olağanın içindeki mucizelere bakalım. Aslında mucizeyi oraya buraya gidip aramamız gerekmiyor. Hayatın içinde küçük küçük hayatın göz kırpışları var biz aslında. Bize anlarda mucizeler sunuyor. Kahkahada hayatımızı güz güzelleştiren, hayatımıza keyif katan, Hayatı yaşanabilir kılan ve gerçekten şeylerden. bulaşıcı olduğunu düşünüyorum yani ee, burada yine bir şey var kahkaha duygusal ve ruhsal bir bağlantı yaratır. Evet. Şimdi biri gülmeye başlayınca sebepsiz olarak güleriz değil mi? Tabii değil ki anlamadan da güleriz. Yani ne söylediğini evet. duymasak da olur. Ekranda kahkaha atan yani birini gördünüz bozulur evet. Sen de gülersin evet. yani evet. hakikaten öyle bir şey yani ah, ve ah. genelde doktorlar bunu söylerler yani gülümseyin dokunun. Değil mi? Evet. Ee, özellikle hastalarda. Şekerim yeni dünya kahkaha terapisi bile çıkarmış Terapi. yani. Doğru doğru. Ee, yani ne mutlu ki eğer ki bunu insan kendi içinden o neşeyi bulup çıkarabiliyorsa ya da bunu paylaşabileceği eşi, dostu, arkadaşları varsa... <laughs> Ama tabii ki de çok ihtiyaç varsa evet yeni dünya bunu da sunmuş. Bu da yapılabilir. İlksel şimdi herkes bir arayış içinde. Bu arayışlar tabii ki olsun ama bu arayış da böyle acayip acayip noktalara da gidiyor. Yani bir delilik haline doğru gidiyor Hı -hı. biliyorsun. İşte Hı -hı. herkes işte aman ben bilmem ne seanslarına gidiyorum. O, o terapiye gidiyor. Bu çakra Hı -hı. açıyor. Bu bir şeyler. Hı -hı. İş biraz da çığırından çıkmadı mı yoksa olsun mu? Ah, bilmiyorum. <laughs> Şöyle, aslında hayatın her alan, her alanında olduğu gibi bu gibi alanlarda da hem yetkin hem de yetkin olmayan evet. birçok insan var. Yetişkinler yani insanın yolculuğu kendini tanıma yolculuğu. Ben diliyorum ki insanlar hani olabildiğince kendilerini tanıyıp ne istediklerini bilip doğru insanlarla çalışmayı tercih etsinler böyle bir şeye ihtiyaçları varsa. Ama hani çocukları gençleri Buralarda biraz daha biraz dikkatli. Tutmak, evet. Uzak tutmak evet. gerekiyor. Ya yani bu gibi çalışmalar aslında mesela mindfulness çalışması dünyada eğitim alanında da artık müfredatlara girmiş bir çalışma. Ben de bunu okullara sunuyorum. Hı -hı. Mesela ee, o çalışmanın bel kemiğini oluşturan şey nedir okullara sunduğu? Okullara sunduğu. Kısa söylemek gerekirse iki cümleyle. Evet. Şu aslında hayat yaşadığımız bu andan ibaret. Hı -hı. Bize zihnimiz çekiştiriyor. Hayat Oraya, zaten buraya. çekiştiriyor, zihnimiz de çekiştiriyor. Evet. Olabildiğince hayatı olduğu gibi görebilmeye çalışmak. Öyle bir pratik sunuyor bu çalışma aslında. Dikkatimizi yaşadığımız bu ana getirebilmek. Yani zihnimizi biraz kontrol altına almak. Çünkü kontrolsüz bir zihin yani zihin çok kuvvetli bir şey. Onsuz yaşayamayız bizim yaşamsal bir beynimizin fonksiyonu ama bunu kontrol altına almak bize bu hayat becerisini daha iyi kullanmamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla ne kadar erken o kadar iyi. Tabii. Çocuklara da daha etkili yani. Çocuklar. Peki bir cümle yarım kaldı. Kontrolsüz zihin Evet. Kontrolsüz zihin ne yapar? Kontrolsüz zihin bizi oradan oraya çekiştirir. Bir benzetme yapacak olursam yani çapasız bir gemi gibi, bir yaprak gibi oradan Bu iyi niyetli hali. Savruluruz. Bir de kötüye de gidebilir. Kötüye de gidebilir. Tabii. Yani bizi dipsiz kuyulara Tabii. çekebilir. Kötü alışkanlıklara kötü doğru. Kötü alışkanlıklara, kötü senaryolara eğilimli olabiliriz. Olmayan şeylerle uğraşabiliriz ama aslında tek bir an var o da bu an şu an seninle bu sohbeti yaptığımız an <laughs> bu ana kattığımız değerle aslında biz şu az önce yaptığımız konuşmalar geçmişimiz oldu bile Geçti bitti. geçmişimizi kendimiz yaratıyoruz peki canım bir şeye sıkıldığında nasıl e, tepki veriyorsun nasıl tepki veriyorum ya kendime göre geliştirdiğim öfkelenmiyor bir musun e, öfkelenebiliyorum tabii evet. ki de Nefes alıyorum. Müzik <laughs> Nefes dinlemeyi <oldum>. çok seviyorum <laughs> Nefes mesela. Alıyorum. Ben çok öfkeli olduğum Şahane zamanlarda bir şey... çağıracağım şimdi birazdan. Çok Dur da dinle. beğendiğim. Dur de, dinle. De, <laughs> dinlemek de istiyorum. Hakikaten. Müzik bana çok iyi geliyor <laughs> müzik mesela ederim. o an. Her daim. Yüksek sesli müzik, bağıra bağıra söylediğim müzik. Bana da yazmak ee, iyi geliyor mesela. Yazmak iyi Öfkemi geliyor. Öfkemi oradan çıkarıyorum. Tabii. Tabii. Çok ilginç değil Tabii. mi? Tabii evet. kesinlikle. Evet. kesinlikle. Bak Bu yüzden hani özellikle söyledim. Herkesin kendine bir şey bulması lazım. Bir kanal yaratması lazım. Evet duygusunu kendisini ifade edeceği. Evet hayat hızla akıyor. Yapmamız gereken birçok işimiz var ama hem duygumuzla hem bedenimizle kendimizle yaklaşacağımız, yüzleşeceğimiz kanallara ihtiyacımız var. Bu da kendimizi tanımaktan geçiyor. Bu gibi yapacağımız aktiviteler, yaratacağımız zamanlar kendimizle yakınlaştıracak bizi. Kitaba nasıl ilgi geldi? Nasıl tepkiler geliyor? Valla çok güzel tepkiler geliyor. İkinci baskıya girdi iki, ah ne güzel. iki buçuk ay gibi ne güzel. bir sürede. Benim için <laughs> çok güzel çok güzel bir haber Aynen. bu. Çok değerli, tatlı. Yani, yani sana katkıda insanlarla... bulunanlar oluyor mu? Kendi hikayelerini anlatıyorlar mı sana mesela? Böyle şeyler oluyor mu? Yani ya ben sosyal de şöyle medyadan bakayım. yaklaşıyorlar. Evet. Kendi deneyimlerini paylaşıyorlar. Kendi yöntemlerini. Ben bu kitapta ahenk içinde bir hayat için... Neler yapabiliriz? Yani mindfulness bir tekniktir, bir çalışmadır. Kendi içimizde zaten beraberinde dünyaya geldiğimiz ahengi hatırlamak için diyorum ve hem doğadan örneklerle hem de e, hayatın içinde böyle küçük küçük e, basit örneklerle bunu nasıl sürdürülebilir kılarızı anlatıyorum. Sevgili, İnsanlar da bunu paylaşıyorlar. Sevgili, benle. Sen teşekkür ediyorum geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Yani şu memlekette en çok ahenk içinde olmaya ihtiyacımız var. Diyelim bütün dünyada evet. var. Olabilir, olacağız inşallah. Bakalım, evet çalışacağız. Olacağız. Çalışacağız. En çalışacağız. Bundan. Çok çok teşekkürler. Ben Şimdi teşekkür şahane ederim. müzisyenleri ağırlıyorum. olursa. Bekliyorum. Çok kısa bir aradan sonra buradayım. Bize ayrılmayı sakın.